herkes için sağlıklı yaşam etkinliği devam ediyor. Çok keyifli bilgiler alıyoruz. Şimdi o bilgileri birebir size aktarmaya çalışıyorum olabildiğince. Önce bir isminizi alalım. İsmim Seder Dedeler. Göreviniz neydi? Görevim Velespit şirketinde pazarlama sorumlusuyum. Tamam. Şu anda bisiklet turu yapılacak. Ne kadarlık bir tur? Yani kısa mı? Şimdi bir 15 dakikalık, 20 dakikalık bir tur olarak düzenlendi. Buradaki amaç toplamda 100 kişilik bir bisiklet turu hedeflendi. Avrupa Birliği'nin hareketlilik haftasında hareketliliğin spor çeşitlerinden biri olan bisikleti hayatımıza katmak, sağlık için, hareket için çok ayrıca ulaşım için çok güzel bir seçenek. İnşallah bir zaman sonra Kıbrıs'ımız böyle full bisiklet dolu bir ada haline gelir. İnşallah, inşallah. Bizim görevlerimizden biri de bu zaten, belediyelerimizle işbirliğimizde biz gelirimizin bir kısmını bisiklet yollarımıza da finanse ediyoruz. 3 yıllık bir şirket henüz. Bu hedefimiz doğrultusunda bisiklet yollarıyla birlikte çok güvenli yollar hedef. İnsanlar niye bisiklet sürsünler? İnsanlar çünkü her türlü hastalığa, her türlü özellikle eklem rahatsızlıklarına çok iyi gelen bir spor türüdür. Ayrıca çok özgür hissettirir size, çok keyif verir. Doğa dostu, çevreyi dostudur, çevreyi kirletmez. Evet. Egzoz emisyonu için çok önemli ulaşım aracımızdır. Evet. Bu yüzden sürsünler. Değil mi? Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, biz sizi tanıyalım. Merhaba, Ahmet Zilci ben. Kendisi eskiden davul hocam olurdu. Kötü bir öğrenci olduğum için bıraktı. Bisiklete biniyor musun normalde Ahmet? Evet, yani bayağıdır kullanıyorum. Eski bisikletçilerden sayılırım aslında. Şeyi fark ettin mi? Ben kendim için merak ediyorum. Biz çok bisiklet programları yaptık. Pedal falan filan. Bayağı bisikletli sayısında artış ve şeyde de sürücülerde birazcık farkındalık görmeye başladım ama kullanan biri olarak eskiye kıyasla böyle bir fark görebiliyor musun? Biraz fark var aslında. Bir daha anlayışlı insanlar. Ama bayağı daha kendini bilmez var gerçekten. Evet. Ben bisikletle beraber motosiklet de kullanıyorum. Evet. Dediğim gibi çok saygılı insanlar var. Gerçekten bizleri işte bisikletli olsun, iki tekerlekli deyim. Evet. Araçları görenler, işte yanımızdan geçerken bizden uzak geçenler olsun ya da yavaşlayıp bizim geçmemizi bekleyenler olsun. Bazı insanlar da var tabii ki hiç... Yani hasta olarak görmüyor. Siz orada yani görünmez birisiniz gibi, yani yanınızdan, dibinizden geçenler falan da oluyor. Evet. Kolay gelsin. Umarım farkındalık oluşturmada bunun da etkisi olur. Biz de elimizden, endorfin olarak elimizden gelen bütün her şeyi yapıyoruz, söyleyeyim. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Selamlar, bir sizi tanıyalım. Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz. Bugünkü etkinliğe, Avrupa Birliği'nin düzenlemiş olduğu bu etkinliğe bizler de paydaş olarak katıldık. Engelli sporcularımızı işte bugün masa tenisi etkinliğiyle burada buluşturuyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlardaki hedefimiz de tekerlekli sandalye basketbolun yanında masa tenisi branşında faaliyete geçirmek. Geçirin, biz de gelip çekelim. İnşallah. Daha çok engellimizin spor alanlarına çekmek, onlara farklı branşlarda bu faaliyetleri icra ettirmek. Şimdi bugün duydum, bir sürü yere kayıt oluyormuş, size de katılan oldu mu? Yani bizim zaten belli sporcularımız vardı, onlarla geldik. Evet. Tabii diğer engelsiz arkadaşlarımız da masa tenisini yapabilirler. Evet.
Tura katılacak mısınız bisiklet? Evet, ben de bu tura katılacağım. O amaçla buradayım şu an. Güzel geçeceğini değerlendiriyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayın. Yanımda sevgili belediye başkanımız var. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi bugünkü aktivite endorfin programı için evet, çok önemli. Çünkü güzel. Biz çevre, tabii spor, sağlıklı beslenme sürekli bunları söylüyoruz. Evet, bizi daha sıkı takip etmeniz gerek o zaman. Siz bizi takip ediyor musunuz? Hepimizin birbirimizi daha iyi takip etmesi lazım, öyle diyelim. Yok, doğru, çok güzel işler yapıyorsunuz. Şaka değil. Çok teşekkür ederiz. Bugün bisiklet turu var. Katılıyorsunuz. Evet, bisiklet turuna katılıyorum. Tabii ki bu bir mesaj. Evet. Daha çok hareketlilik için, daha sağlıklı bir yaşam için. Normalde bisiklet kullanıyor musun? Kullanıyorum. 1-2 aydır birazcık mola verdim. Diz ağrısından dolayı ama tekrar dönmeyi düşünüyorum açıkçası. Geçer ağrısı. Evet, yani eskiden kalma bir minisküsle uğraşıyorum ama biraz rahatladım. Bir dönem işe de gidip geldim. Yine tekrar başlamayı düşünüyorum. Kendimi hissettiriyor açıkçası. Herkese de tavsiye ediyorum. Tabii bisikletle yaşam için herkesin buna alışması gerekiyor. Yani trafik çok önemli bir problem. Ülkemizde olduğu gibi diğer bütün ülkelerde de aslında büyük bir problem. Bizler alanlar yaratmakla mükellefiz. Sürücüler de bisikleti bir taşıt olarak görmekle mükellef. O yüzden saygıyı bırakmadan hareket etmeliyiz. İnşallah ileride böyle bir sadece bisiklet, sadece demeyeyim de bisiklet ağırlıklı bir ada oluruz. Yani şöyle bir şey, tabii ki herkes Amsterdam'ı örnek gösteriyor biliyorsunuz ama bu bir süreç, bu bir evrim süreci. Evet. Biz de bir ada ülkesi olarak aslında herkesin kolay dediği, yani işte bisikletle ulaşım kolay ama bence çok mevsimsel zorluklarımız olan bir ülkeyiz. Bir tek bisiklet kullanmak değil, kamusal alanda aslında özellikle büyük iş yerlerinde eğer gidecekseniz bizde yazda duş olanağının sağlanması çok önemli. Süpersiniz. Bunları ilerleyen dönemlerde bakın gündemimize gelecek bunlar, yani hayatın bir parçası olacak. Haber verin, seve seve katılalım. Yani ileride bence inşaat ruhsatlarının bir parçası haline gelmek zorunda. Daha yeşil kentler yaratmalıyız, daha gölgeli kentler yaratmalıyız. Bunu bir parçası haline getirmek zorundayız ama basamak basamak bunlar hayatımızın bir parçası haline gelecek. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum bütün bu duyduklarıma. Harika. Hadi size kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Siz de keyifli dakikalar diliyorum. Sağ olun. Tabi jumping fitness olmadan olmazdı. Selamlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi izleyicilerim biliyordur ama yine de bir tanıştıralım. Okey, jumping fitness trambolin üzerinde yapılan çok harika kardiyo egzersizidir. Güzel bir müzik eşliğinde yaptığınız belli bir figürleri olan keyifli kardiyo egzersizi. İsmini bir alalım. Jumping fitness. Senin ismin. Nurcan Özatılgan ben. Bugünkü etkinlikte yarap. Bir kere çok güzel bir etkinlik. Bence harika insanlarda farkındalık oluşturmak için. Yani nasıl, nereden karar verdin, nasıl yer aldın? Yani beni Avrupa Birliği projesinden aradılar. İşte hocam sizi de görmek istiyoruz ve ekibinizi diye. Daha farklı bir etkinliğe katılmıştık aynı yerde. Öyle olunca tabii ki dedik, çok güzel bir etkinlik. İnsanları spora teşvik etmek, sağlıklı yaşam için yapmak için geldik. Çok güzel yaptınız. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım izleyelim. Sıradaki sizsiniz galiba. Evet, biziz. İzleyin. Oh,
day is breaking softly and the night is glowing true. I feel a million eyes, but I can just see you. No rain, no thunder, it's just your light, your voice, the heaven of our kiss, the wonder of our choice. So breathe. Time slows down when you kiss me, as we fall asleep in a bed of butterflies. Just close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to look too far, you don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love. To us to stop and smell each rose. They're the colors that we show, it's the feeling that we trust, and it's the brush that we both carry. You don't ever have to look too far, you don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find. Deniz Birinci ben. Şimdi çok harika gidiyor. Bütün yani öğleden sonra full buradaydım ve gerçekten her biri birbirinden değerli.
herkes için sağlıklı yaşam devam ediyor. Yoga yaptık beraber. Fakat öğrendim ki Deniz ilk kez yapıyor. Nasıldı Deniz? Mahvoldum ama pozitif manada. Bayağı zorlandım ama sonunda çok duygulandım. Yani hoca çok iyiydi, hoca çok süperdi. Öyle duygusal konuştu ki insan gerçekten motive oluyormuş yoga yapınca. Gerçek anlamda onu yaşadım. Hareketler zordu. Hatta kendi kendime dedim, ben daha başlangıç seviyesi, bu herhalde en ileriden girdim ama. Aslında ilerisi zoru yok. Yapabildiğin kadar. Genelde baktığımda herkes gayet iyi götürüyordu. Ben o yüzden en arkalara saklandım böyle ama. Öndeki arkadaşlara bakınca tabii ki onlardan motive olmamak mümkün değil. Devam ettirmek isterim açıkçası. Süper. Hem yoga hem meditasyon yani. O kısmı özellikle sonu. Çok bayağı bütünsel bir spor yani. Çok toparlayıcıydı. Yani şey çok değerli. Kendi kendinizi bir kucaklayın. Ellerinizi kalbinizin üstüne koyun. Yani bugüne kadar ne yapmışsanız, başarılarınızla, başarısızlıklarınızla önce bir barışın. Bunlar çok değerli mesajlar, çok önemli. Ve çok ihtiyacımız olan mesajlar. Bu aktivitenin güzel bir tarafı değil mi? Deneyimlemediğin bir şeyi deneme şansın oldu. Kesinlikle, kesinlikle. İnanıyorum başka insanlar da bu duyguları yaşadılar bugün burada. Harika bir organizasyon. Arkadaşlarımı tebrik etmek isterim. Gerçekten ter döktüler. Yani hem katılımcılar spor aktivitelerine ter döktüler. Hem bir de bu işin perde arkasında bu işi alınan emekçileri var. Çıkaran emekçileri vardı. Onlar da çok ter döktüler. Onlara da teşekkür etmek lazım. Harika. Ben de çok teşekkür ederim sana katıldığın için. Yogaya devam. Teşekkürler. Yanımda sevgili yoga hocamız, Dilem hocamız var. Bir tam isminizi izleyicilerimize söyleyeyim. Tabii ki ismim Dilem Kasap. Harmony Yoga Stüdyo'nun sahibiyim. Yani muhteşem, her seferinde bambaşka bir güzelliği yaşıyorum. Seninle yoga yapmak gerçekten bir ayrıcalık. Çok teşekkür ederim. Esas ben teşekkür ederim. Hani yogayı kendi başıma da yapabilirim ama burada yaşadığım bu duyguyu yani sizinle birlikte yaptığım bu yoga pratiği bambaşka bir boyut. Harmoniyi, burayı bu şekilde güzelleştiren sizsiniz. Yani iyi ki geldiniz. Esas ben teşekkür ederim. Çok ilginç bir şey oldu. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu gürültüde, bu kalabalığın içinde ben şeyi becerebildim. Kendi iç sessizliğime dönmeyi becerebildim. Evet, yani önemli olan zaten o kaosun içinde bulabilmek. Ve bunu içten yaptığın zaman bulabiliyorsun. Ya bulabileceğine de emindim. Çok da mutlu oldum gerçekten. Ben de çok mutlu oldum. Seni çok seviyoruz. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. Çok güzeldiniz. İkinizin uyumu da çok güzeldi. Katılanlar da
Ben de birazcık katılabildim, sonra dansla katıldım size. Gördük, gördük. Çok da güzel katıldınız, teşekkür ederim. Önce bir isminizi alalım. İsmim Seval, soyadım Hoca. Seval Hoca, çok güzel bir hocasın Seval. muhteşem bir etkinlik, çok farklı sporlar var. Ben spinning'e çok fazla endorfinde yer veriyorum. Biz sizinle de özel bir program yaparız yine. Çok seviniriz. Çok farklı bir enerjisi var. Hani dizinde bir problemi olmayan herkes için muhteşem bir spor. Aynen öyle. Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa lütfen söyleyin. Bu spordan korkan, bu sporu yapmayan, yapamayan, ben yapamam, yorulurum, kondisyonum yetmez, böyle bir şey yok. Bunu herkes deneyebilir. Sağlığı el veren herkes bu sporu deneyebilir. Önce bir denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer ki bel ağrınız, sırt ağrınız, herhangi bir ağrınız varsa bunların hepsine son veriyoruz. Beli güçlendiren, sırtı güçlendiren, bacakları güçlendiren müthiş bir spor. Alt bölge antrenman diyoruz genelde buna ama az önce izlediğiniz gibi yaptığımız hareketlerle de üst bölgeyi de çalıştırıyoruz. Evet. Mutlaka denemelisiniz. Süpersiniz. Bu arada muhteşem bir uyumunuz var. Sinerjiniz çok güzel. Sizin isminizi alalım. Ben Emrah Adalı. Spinning eğitmeniyim. 15 senedir bu işi yapıyorum. Seval'le beraber de uzun yıllardır beraberiz. Birlikte çok yaptık spinning'i ve uzun zamandır da 12-13 sene evvel ilk birlikte Emre hocamla başladım. O benim hocamdı 12 sene. Normalde birlikte yapıyor musunuz yoksa bu etkinlik yüzünden bir araya geldiniz? Yani arada bir araya geliyoruz Seval'le. Evet. Yani ama genelde etkinliklerde bir arada oluyoruz. Anladım. Biz de enerjimizi seviyoruz, o yüzden de birlikte şimdi, yapıyoruz arada. Endorfin'de ben spinning'e bol bol yer veririm. Bu da bu tabii pandemiyle beraber rahat şöyle bir 2,5-3 sene oldu. Bir spinning programı yaparız artık. Neden olmasın? Seve seve. Çok teşekkür ederim. Harikaydınız. Bize yer verdiğiniz için, katıldığınız için. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Herkese bol sporlu günler diliyoruz. Bay bay. Hoşçakalın. Bir programın daha sonuna geldik. İnanılmaz bir etkinlikti. Spor, sağlık, yaşam, her şey var. Ve devam ediyor. Hayatınızdan sağlıklı beslenmeyi, sporu, sevgiyi eksik etmeyin. Sevgiyle kalın.